Ahmet Arvasi 1976 yılında Eğitim Öncüsü'nde göreve başladığımız o en zor dönemlerde tanıdık. Doğum sancısı çeken Türkiye'nin en zor dönemleriydi. Allah o günlere bir daha döndürmesin. Fakat her zor bir doğuma sebebiyet veriyor. O zor günler Ahmet Arvasi ve ekolünün yetişmesine sebep oldu. Ahmet Arvasi Eğitim Öncüsü'nden evvel de birçok yerlerde görev yapmıştır ama Ahmet Arvasi'nin meyvasını en çok vermiş olduğu dönem 1976-1979 dönemleridir. Ondan sonra, o dönemden sonra Çil Yavrusu'nun hepimiz bir tarafa dağıtıldık. Fakat Ahmet Arvasi ile ben münasebeti kesmedim. Kendim de İstanbullu olduğum için sık sık beraber oldum. Öyle şeylere şahit oldum ki Ahmet Arvasi'nin değişik yönleri var. Birincisi, Ahmet Arvasi önemli bir akaid alimidir. Bakınız, akaid alimi diyorum çünkü ilmihali vardır. Çok önemli bir İslam alimidir. Çok önemli bir sosyologdur. Çok önemli bir pedagogdur. Çok önemli bir ekonomisttir. Diyeceksiniz ki bu kadar şey. Türk İslam Öyküsü'nü okursanız orada bunların hepsini göreceksiniz. Ama ben bugün size asla bunlardan bahsetmeyeceğim. Ahmet Arvasi'nin Türk tefekkür tarihinde tıkanmaya uğramış olan bir dönemde adeta can suyu gibi yetişmesinden kaynaklanan eserleri, özellikle insan ve insan ötesi ve kendini arayan insan gibi, o kadar önemli ki bu eserler, her bir satırı düşünmeye değer eserlerdir bunlar. Şimdi şöyle diyelim, Cemil Beriş diyor ki sloganlar insan beynini dumura uğratır. Slogan emosyoneldir, insanı harekete geçirir, adrenalin salgılattırır. Fakat sloganlarla bir yere varılmaz. İcraat lazımdır. Sloganlar gençleri tahrik edebilir, onları sevk edebilir, coşturabilir. Ama düşünmeye ihtiyacımız var. İşte Ahmet Arvasi bunu yapan insandır. Onun bir siyasi tarihi var, onun bir siyasi hareketi var. O dar dönemlerde Mamak'a girdikten sonra, Mamak cezaevinde yattıktan sonra döndüğü vakit şu kalbinin şuradan atışını görebilirdiniz. Çok hastalandı, kalp hastası oldu. Zaten sağlık sebebiyle onu bıraktılar. Bir gün böyle oturuyoruz Erenköy'deki evinde. Çok da ızdırap çekiyorum hastalığından dolayı. Dedim ki Ahmet abi biraz rahatsızsınız. Şu sözünü hiç unutmam. Aklım ve ruhum maverada bir ölüm arzu ediyor. Fakat nefsim öyle direniyor ki dedi. Bu enteresan bir sözdür. Aklım ve ruhum maverada bir ölüm arzu ediyor fakat nefsim çok direniyor ölmemek için. Efendim ben 88-89 yıllarında ki vefat edeceği yıllardır onlar. İstanbul'a, Karadeniz Teknik'ten İstanbul'a geliyorum. Her 9 günde bir yüksek lisans derslerine katılıyorum. Cuma günü akşamdan geliyorum İstanbul'a. Cumartesi günü kapalı spor salonlarında maçlarımız var, oraya gidiyorum. Pazar gününü Ahmet Arvasi'ye ayırıyorum. Her pazar günü Ahmet Arvasi'ye gidiyorum. Her gelişimde 9 günde bir buluşuyoruz. Ondan sonra da pazartesi günü salı ve çarşamba günleri derse gidiyorum. Yüksek lisans derslerine bir daha dönüp Karadeniz Teknik Üniversitesi'ne geliyordum. Vefat edeceği gün o hafta kaderi garip bir tecellisidir. Harem'den telefon açtım. Şimdiki gibi cep telefonları yok. Kontrolü telefonlarla işte telefon kulübelerinden telefon ediyorsunuz falan böyle. Ahmet Arvasi'ye telefon açtım. Dedim abi bu hafta gelemedim dedim. Çok üzüldüm, göremeyeceğim sizi. Keşke bir gelseydim Osman Bey kardeşim dedi. Keşke bir gelseydim. Ve o hafta maalesef Ahmet Arvasi'yi kaybettik. Ondan sonra Trabzon'da çıkan bir mecmuada bir makale yazmıştım. Kayıp ilanı değildir diye. Çok üzüldük ama çok farklı bir insandı. Aktivitesi çok değişikti. Ömrü boyunca Ahmet Arvasi'de biraz içine kapanıklık vardı. Sebebi de şuydu. Ailesinden dolayı hep fişlenmiş. O bir seyitti, o bir peygamber torunuydu. Hazreti Hüseyin soyundan gelen bir seyitti o. Bir peygamber torunuydu. Fakat çok sıkıntıya uğramış.
ve kendisini ve gençliğini ve o hür edasını, coşkun edasını o günkü ülkücü hareket içerisinde buldu. Şunu kabul etmek lazım, ülkücü hareket hiç kimsenin vermediği değeri vermiştir ona. Bakın, bir önemli hadiseyi de mutlaka belirtmek zorundayım. Hasta, evinden çıkamadığı bir dönemde rahmetli Alparslan Türkeş ona çok değer verirdi. Evine bir jip gönderdi. Evine bir jip gönderdi. Erenköy'deki evinden aldığı hava meydanına getirdiler. Ankara'ya geldi. Ankara'da hava meydanından aldılar. Rahmetli Alparslan Türkeş ile 2 saat görüştü ve tekrardan evine döndü. Bu kadar değer verirdi Alparslan Türkeş Bey kendisine. O da kırmazdı. O bir siyasi, anladığımız anlamda bir siyasetçi değildi. Bir defa bunu bilelim. Asla ve kat'a anladığımız anlamda bir partici değildi. Bunu bir defa açıkça tebarruz ettirmek lazım. Bir önemli nokta, hareketlerin, amellerin ve itikatların birbirine karıştığı bir dönemde Ehl-i Sünnet itikadının yılmaz bir savunucusu, kendi gelmiş olduğu Seyyid soyunun fazlasıyla ifa ettiği göreviyle o ağırlığını taşıyan bir insan, o ağırlığı taşıyan bir insan ve özellikle de tasavvuf konusunda İmam Rabbani ekolünün yılmaz bir savunucusuydu. Onda bid'ate rastlanacak olan hiçbir şeye rastlamadık. Son derece kibar. Fakat mübarek adam çok sigara içerdi. Karpuzu, yoğurdu ve sigarayı çok severdi. O kadar ısrar etmemize rağmen o sigarayı bırakmadı. Zaten ölümden de korkan bir insan değildi. Yani ona hep işte ölürsün sigara içme falan filan. Ama pek aldıran bir insan değildi. Eğitim Enstitüsü'nde, İstanbul Fikirtepe Eğitim Enstitüsü'ne görev yaptığımız zaman çok sıkıntılı bir yerdi. Sakin Öner, Gafsettin Koçak, Ceyhan Muratanoğlu, efendime söyleyeyim, orada bir Namık Özel Erdoğan bir grup kurulmuştu böyle. Muhtelif yerlerden toplayıp bizi oraya getirdiler. Karşı tarafta İstanbul Teknik Üniversitesi bir karargah, bu tarafta İstanbul Fikirtepe Eğitim Enstitüsü bir karargahtı. O karargahın manevi lideri de Seyyid Ahmet Arvasi'ydi. Bütün gücümüzü, bütün çalışma şevkimizi Seyyid Ahmet Arvasi'den alırdık. Kendisi bu seyitlerde iki şey çok önemli. Cömertlik ve nezaket. Çok kibar bir insandı. Ve çok cömert oluyorlar. Yani belki siz tanımıyorsunuz ama bir seyide şu ne kadar güzel diyemezsiniz. Hemen verirler. Yani ceketin ne kadar onu bile verirler. Öyle enteresan bir cömertlikleri var bu insanların. Asalet ta büyük dedelerinden Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan geliyor. Böyle bir insandı. Efendim, yani onun hakkında ne kadar konuşursak konuşalım, tabii ki tam olarak onu izah edebilmek mümkün değildir. Ben bugün size özellikle onun, dedim ya, size belki çok böyle hepinizin istemiş olduğu, işte Türk İslam ülkesinden bahsedeyim, siyasi hareketlerinden, bunlar haide eda oldu. Çok anlatıldı bunlar. Bizim mütefekkirlere ihtiyacımız var. Bakın, o konuda Hilmi Ziya Ülkenler, El Özler, Amiran Kurtkanlar, başta Ziya Gökalplar, Necmettin Hacı Eminoğlu, Erol Güngör, çok enteresan düşünürler yetiştirdik biz. Ahmet Arvasi hepsinin parantez içine alacak kadar bizim insanımızı iyi tanıyan bir insandı. Hepsi yüksek derecede bir insandı. Ama hepsinin kendisine göre bir noksanlığı vardı. Mesela Ziya Gökalp'ın Türkçülüğün Esasları adlı eserini okumuşsunuzdur. Özellikle Bedi Türkçülük değer biçilemeyecek kadar güzeldir. Fakat bu milletin değerlerinde bir takım noksanlıkları vardır. Mesela Ziya Gökalp, türkü ölsün, şarkı ölsün yok tasa türküler söyler yaşa halk dili diyor. Ya şarkıyı niye öldürüyorsun? Şarkı milletin malı değil mi? Dede Efendi kim? Hafız Post kim? Hacı Arif Bey kim? Yani bunları niye öldürüyorsun? Türkü de yaşasın, şarkı da yaşasın, koşma da yaşasın, gazel de yaşasın. Gazeli yazan Fuzuli, Türk bayat boyundan değil mi? Karaca olan Türk de, Fuzuli Türk değil mi? Naili Türk değil mi?
Naima Türk değil mi? Divan edebiyatını yok saymışlardır. Efendim saray edebiyatı. Niçin saray edebiyatı? Hangisi saray edebiyatı? Nabi mi, Nef'i mi, Zati mi? Hangisi İstanbullu? Fuzuli hayatında İstanbul'u görmedi. Divan edebiyatının en büyük üstadları İstanbul dışında yetişmişlerdir. O halde onu özel bir saray edebiyatı gibi göstermek yanlıştır. Ahmet Arvasi kültürümüze genellikle sahip çıkan bir insandır. Klasik Türk musikisini ve diğer müziği pek sevmez. O acıklı Anadolu uzun havalarını severdi. Duygusal bir insandı böyle. Duygusal bir insandı. Onun için mütefekkir dediğimiz zaman hepsinin bir kusurunu görüyorum. Efendim Allah-u Teala lütfetti, bahşetti. Bunların birçoğunu tanımak yaşım 74-75 oluyor. Hemen hemen Yahya Kemal'den, Necip Fazıl Kısakürük'ten, Kürek'ten, Nihal Asız'dan 6 sene Nihal Asız'ın talebeliğini yaptım. Birçoklarında beraber oldum. Fakat Ahmet Arvasi gibisini inanın ki görmedim. 1956-57-58 yıllarında Erzincan Asker Lisesi'ndeydim. Ben harbiyeden ayrıldım, asker okul kökenliyim. 58 yılında İsmet Badem diye bir üst eğmen Türkçe hocası bir gün derse geldi, dedi ki bugün Yahya Kemal vefat etti dedi. Ben de mektuplar geldi mi diye araştırırken banka odasına gitmiştim. Oraya gelirdi gazeteler. İstanbul'a çıktıktan 2-3 gün sonra gelirdi o zaman. Hürriyet gazetesinin sağ üst köşesindeydi galiba. Yahya Kemal'i kaybettik. 1 Kasım 1958'di galiba. Evet. Öyle bir ibare vardı orada. Derse geldi, bunu söyleyince İsmet Badem, parmak komutanım bir şey söyleyebilir miyim? Söyle dedi bana. Ben Yahya Kemal'i tam gördüm, komutanım tanıyorum dedim. Atır dedi. Nereden tanıyacaksın sen filan dedi. Oturdum ben. Biraz sonra nerelisin sen dedi. İstanbulluyum dedi. Şimdi olabilir diye düşündü o zaman herhalde. Ben babam tekelde çalışırken Yahya Kemal, Doktor Talha Bey vardı tekelde. Yahya Kemal oraya sık sık gelir. Orada Yeniköy'e bakan büyük bir teras vardır. Orada otururlar. Hem balık yerler hem de demlenirlerdi. Severdi şey Yahya Kemal böyle. O zaman da babam da orada idare amiriydi. Yahya Kemal'i çok severdi. Ben de iki defa çocukken Yahya Kemal'in yanına gittim. Babam bir defasında benim oğlum falan dedi. Yahya Kemal bana hiç bakmadı. Ben dedim ki nedir bu Yahya Kemal? Bizim Paşabahçe muhtarı Asım Bey bundan daha iyi. Beni görünce seviyor dedim en azından. Yahya Kemal'den pek hoşlanmamıştım o zaman. Efendim şimdi çok sonra düşündüm. Yahya Kemal'i gördüm. Yakup Kadri Karaosmanoğlu Edebiyat Fakültesi'ne getirip Yaban'ın tahlilini yaptırdık. Efendim zaten Fazıl Üstü Dağlarca hemen bizim fakültenin altında dergisini çıkartmış olduğu bir mekan vardı. Necip Fazıl Kısakürek'le defalarca beraber olduk. Hepsini yakıyla tanımak imkanını bulabildim. O bakımdan tahlil etme imkanım var. Neden Ahmet Arvasi diyorum? Kendime çok yakın bulduğum için değil, bize çok yakın bulduğum için. Hepimize çok yakın bulduğum için. Siyasete bir ağırlık getirdiği için. Çekişme siyasetten uzak olduğu için bir partinin, MHP'nin Merkez Karar Yürütme Kurulu'nda üyeydi kendisi. Ama asla onu bir kimseyle kavga ederken, çekişirken, münazaa ederken, niza, çekişme ederken görmeniz mümkün değildi. Zaten asaleti buna maniydi. Zaten Alparslan Türkeş Bey ona karşı anormal bir saygı duyardı. O siyasi tartışmalara girecek bir insan değildi. Bir gün ona dediler ki, ya hocam sizin gibi siyaset üstü bir insanın ne işi var siyasette? O ne dedi biliyor musunuz? Bu kadar gencin olduğu bir kitleyi benim terk etmem mümkün değildir. Bu çok önemli bir şey. Bu kadar gencin olduğu bir kitleyi benim terk etmem mümkün değildir.